Modern Sabah'ın mucidi İngiltere tarım devriminin öncülerinden biriydi Jethro Tull. 18. yüzyılın tarihe geçmiş şahsiyetlerindendir ama biz onun adına ansiklopedilerin tarım maddesinden değil, rock tarihinin efsanelerinden biri olarak aşinayız. 1968 yılında Ian Anderson liderliğinde İngiltere'de kurulan Jethro Tull şu sıralar 40. yıl kutluyor ve bu vesileyle dünyayı turluyor. Bu geniş turnenin bir durağı da İstanbul'du ve grup hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Farklı yaş gruplarının doldurduğu İstanbul Arena'ya grubun eski hayranları yanlarında çocuklarıyla gelmişti. Yıllar önce belki de annelerinden topladıkları harçlıklarla plaklarını aldıkları Jethro Tull'un konserine bugün çocuklarını getirmişlerdi heyecanla. Ben annemden, babamdan daha çok esinlenerek dinlemeye başladım. Sevdim müziğini. Aşılamaya çalışıyorum, bu ilk defa tanışması olacak Jethro Tull'le. Büyük bir ihtimalle evdeyken dinlemişti ama ne dinlediğim farkında değildir o zaman. Çok küçüktü çünkü. Yeni jenerasyon merakından geliyor. Bizim gibi dinozorlar da son kez görmeye geliyor. Artık yaşamımız el verirse belki bir daha görürüz. Dinledim ama ilk defa göreceğim. Bakalım. Tek ayağı üzerinde çaldığı flütüyle grubun logosu haline gelen Ian Anderson yine numarasını yaptı elbette. Ona perküsyon ve davulda Dwayne Perry, gitarda Martin Barr, bas gitarda David Goodyear ve duşlu çalgılarda John O'Hara eşlik etti. Thick as a Brick, Aqualung, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die gibi parçalar bekleniyordu kendilerinden. Onlar da bu beklentiyi boş çıkarmadılar. Konser sırasında yoğun yağmura maruz kalan Jethro Tull hayranları ise grubu konserin son dakikasına kadar yalnız bırakmadılar. Müthiş güzel, harika. Harika bu adam, hiç yaşanmıyor. Müthiş bir şey. Tabii kaç sene önce de gitmiştik, hastasıyız. Hiçbir fark yok, daha da gittikçe gençleşiyor. Harika. 20 yıl önce de çok güzeldi, yine çok güzel. Evet, 20 yıl önce, 10 yıl önce ve bugün. Umarım bir 10 yıl sonra gene görürüz. Çok iyi bir konserde bageti aldım, çıkarayım mı? Bageti aldı, arkadaş bageti aldı. Arkadaş bageti aldı. Ya böyle bir şans yok, adam bageti aldı.